Merhaba. Merhaba. Meriç Dumler kimdir? Sözlerime Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ımın adıyla başlarken, başta kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemimiz, Hazreti Ali Redalan Efendimiz, Fatıma-tü Zehra annemiz, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimiz, 12 imamlarımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhlarının şad olması ve Yüce Allah'ın rahmetine nail olmaları dileğiyle kendimi şöyle tanıtayım. Ben Meriç Tümler olarak 01 Adanalıyım. Normalde asker kökenliyim ve rahmetlik babam, dedem, büyük dedemin, babam Alaaddin Tümler dava adamı, dedem Selahaddin Tümler, büyük dedem Mehmet Rıfat Efendi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyüğümüzle olan bağları ve bizim de kan bağı olarak Zübeyde Hanım'la olan akrabalık bağımızdan mütevelli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ölümünden 50 yıl sonra açıklanması gereken bilgi niteliğinde yön gösterici, vasiyet özelliğine haiz, askeri, siyasi, coğrafi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini konularla ilgili, başta Türk Birliği, Türk gençliğinin geleceğiyle ilgili ve Türk İslam aleminin birliğiyle ilgili önemli bir davanın, kutsal bir davanın Türkiye'deki temsilcisi olan ailenin vasiyetle ilgili çalışan ekibin başkanıyım. Meriç Tümler'le vasiyet arasındaki ilişki nedir? Biraz evvel de kısaca bahsettiğim gibi bu konuyla ilgili geçmişten gelen, daha öncesi büyük dedelerimiz Türkmen Beyi Halep'le Hasan, Hacı Seyitler, Şeyh Ali Zülfikar Efendi'nin manevi ortamlarla ilgili bağlarından ve o günden buraya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyüğümüzle Alaaddin ismini, yani davanın bana devriyle ilgili büyüğüm, rahmetlik babamın ismini de koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün vasiyetiyle ilgili özel olarak hem manevi anlamda hem de batini anlamda görevlendirilmiş bir ailenin bir ferdiyim. 12 Eylül sonrası açılan yeni Türkçe'ye çevrilen vasiyeti Kenan Evren neden gizledi? Vasiyet 105 adet dosyadan oluşuyor. İlk dosya 1988'de açıklanmış olsaydı Türk ülkelerinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 90'lı yıllara doğru dağılacağını Mustafa Kemal Atatürk büyüğümüz vasiyetinde belirtmiş. Türk ülkelerine dil, din, kültürün bir köprü olarak o kardeşlerimize sahip çıkmamız gerektiğini ve başta ekonomik güç birliği, daha sonra askeri güç birliği, Turan ordusu, bu sebeplerle ilk dosyanın bir şekilde uygulanmaması için Ahmet Kenan Evren'in 7. Cumhurbaşkanı'nın daha evvelinde 1980 ihtilalinden sonra 1982 anayasasına Türk Medeni Kanunu 452-2307 sayılı ek maddeye hukuk dışı bir şekilde kanunsuz bir madde ile vasiyetin üzerine 25 yıllık bir yasak konulmuş. Bu yasağın da kalkması için biz başta hukuki mücadeleler vererek, davalar açarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergeleri vererek, Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ile ilgili herhangi bir şikayette bulunmadan, hasım almadan, sadece devletimizin hükümeti yöneten iktidarlara karşı yapmış olduğumuz hukuki bir mücadele ile ilgili bir çalışmadır bizimkiler. Kenan Evren, Türk milleti bu vasiyeti duymaya hazır değil diyor. Sizce şimdi hazır mı? Tabii ki hazır. Burada normalde vasiyet en önemli final dosyası dini konularla ilgili. Son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir söylem geliştirdi. Geliyor gelmekte olan. Orada bahsettiği kendinden bahsetmiyor. Vasiyette görevli olan asil Türk vasi denilen kutlu şahsın geleceğiyle ilgili zamanın yaklaştığını söylüyor. Yani buradaki vasiyetteki ana konu, en sonki final altın vuruş dediğimiz dosya dini konularla ilgili olan dosya. Yani bu sebeple de Kenan Evren o dosyanın bir şekilde dezenformasyona uğraması ve absorbe olması için, yani o dosyanın kişiliksiz kalması için vasiyetin öbür projelerini uygulamamak üzere üzerine bir yasak koyuyor. Yani normal şartlarda zaten vasiyetle ilgili konu kademe kademe dosyaların günü gelenlerinin açıklanmasıyla ilgili bir süreçti. Kenan Evren ilk başta ilk dosyayı, Türk ülkeleriyle ilgili Türk Birliği'ni sağlayacak dosyayı da engelleyerek bir şekilde, yani sanki bir kavala büyüsü gibi, en son final dosyasını ortadan kaldırmak için, hiç etmek için bu tip bir uygulamayı yaptı. Yoksa insanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir insan olduğunu, normal bir devlet adamı, asker, normal bir milliyetçi, normal bir ülkücü, normal bir devrimci değil de
Yüce Allah tarafından büyük Türk milletine, asil Türk milletine ve geleceği teslim ettiği Türk gençliğine bir manevi hediye olarak gönderdiğini, bunu devletin üst düzey yetkilileri biliyor. Ama halk bilmiyor. Halkın da öğrenmesi için bu vasiyetin açıklanması ve Mustafa Kemal Atatürk büyüğümüzün kan olarak, şeceri olarak Peygamber Efendimizin, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Efendimizin, Hazreti Ali Efendimizin torunu olduğunu ve Peygamber Efendimizin de Hazreti Ali Efendimizin de Arap değil Türk olduğunu, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın soyu olduğunu bu vasiyet açıklandığında herkes öğrenecek. Onun için üzerine gereksiz, yani kendi şahsi çıkarları için, yani ey Türk gençliğinde diyor ya hitabede, yani müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Yani şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Yani burada kendilerinin şahsi menfaatlerini müstevlilerin, yani yabancıların siyasi emelleriyle, yani ülkeyi ele geçirmek, dini İslam'ı yıkmak ve Türklüğü yok etmek üzere bir işbirliğiyle ilgili Kenan Evren'in yapmış olduğu bir süreçtir. Ama tabii ki Yüce Allah'ın katında, ilahi kelimatullah'ta, muradullah'ta her şey planlandığı gibi devam ediyor. Vasiyetle hilafet arasında bir ilişki kuruluyor. Bunun nedeni nedir sizce? Şimdi vasiyet, hilafet, bunlar ikisi birbiriyle bağlantılı olan konular. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk büyüğümüz Osmanlı'nın son dönemlerinde yapılan yönetimdeki hataları geriye kadar, Timur'un ortamına kadar, yani Yıldırım Beyazıt'ın, yani Ankara Savaşı'nda yenildiği güne kadar götürüyor. Normalde insanlar şunu bilmiyor, yani Osmanlı deyince İngilizce Ottoman olarak. Şimdi İngilizce bilen arkadaşların hepsi bilir. Ottoman'ın karşılığı Osman değildir. Atamandır. Ottoman'ın karşılığı Atamandır. Devleti kuran Ataman Bey'dir. Osman Bey onun lakabıdır. Ama Türk ismi olduğu için Türklük şuuru bilincini kaybettirmek üzere bir müfredat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı 1946'da, yani Amerikan sistemine göre bir sistem oturtturulmaya çalışıldığı için hep bize Osmanlı, Osmancılık lafları bize anlatılmaya, gençliğe empoze edilmeye çalışılmıştır. Ottoman'ın Osman olmadığını İngilizler de biliyor, Amerikalılar da biliyor. İngilizce bilen herkes biliyor. Yani en büyük yanılgı orada başlıyor. Yani bu konuda da sizi bilgilendirmiş olalım. Türk gençliği olarak herkesin bunu bilmesi lazım. Peki siz vasiyeti okudunuz mu? Sizce? Sizce okudunuz. Şimdi bir konuda eğer ki fikir sahibi iseniz muhakkak bilgi sahibisinizdir. Diyelim ki ben sıradan bir insanım. Görevli bir ailenin evladı değilim. Şimdi ben bütün insanlara soruyorum, bu stüdyodaki kardeşlerimize de soruyorum. Mustafa Kemal Atatürk gibi bir büyük dahinin, gelecekle ilgili birçok öngörüsü çıkmış olan bir insanın sadece kızım ülkeye 200 lira ver, bacım Makbule'ye 1000 lira ver, ona bir ev al, Sabiha Gökçen'e 600 lira ver, Afet İnan'a 800 lira ver, Nebile'ye, Rukire'ye 150 lira ver ve İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır sözü bir vasiyet değildir. Bunlar verasettir, parayla ilgilidir. Yani sizin babanız günü geldiğinde, vefat ettiğinde malıyla ilgili evi varsa, arabası varsa siz bunu bölüşürseniz bunun adı verasettir, mirastır. İşte insanların anlamadığı, anlamak istemediği veya sürekli hazır bilgiye konmup ve birileri bir şeyi yapsın, bizi kurtarsın mantığıyla düşündüğü için vasiyetle ilgili konuda hiçbir şey olmamış olsa bile bir Türk genci olarak ben şunu düşünürüm idrak olarak. Mustafa Kemal Atatürk gibi bir insan muhakkak Türk gençliğinin, Türk milletinin ve medeni beşeriyetin, insanlığın geleceğini düşünecek muhakkak bir proje yapmıştır. Yani ben vasiyeti biliyorum, okudum. Suretleri de, kasaları da bizde de mevcut. Ama vasiyeti bırakan resmi bir şahıs devletimizin kurucusu olduğu için bunu ben sivil kimlikle şu an çalışıyorum. Resmi kimliğim daha aktive olmadı. Resmi kimliğim aktive olduğunda zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 yılının en önemli gününde, en önemli ayında bunu zaten vasiyetin içeriğini Meriç Tümler T olarak zaten ben açıklayacağım Yüce Allah'ın izniyle. Bir sorumuzu böylelikle cevaplamış oldunuz. Bazı kayıtlarda, bazı videolarda devletin gerçek sahipleri ibareniz var.
Evet. Burada neyi kastediyorsunuz? Devletin gerçek sahipleri derken insanlar tabii ki derin devlet, üst akıl, aksakallılar, aksaçlar buna benzer ibareler kullanıyorlar. Ama şunu herkesin bilmesi lazım. Devlet şahsi manevisinde bir kurumdur. Görünmez bir varlıktır. Yani Yüce Allah'ın peygamberlerinden sonra, yani bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'imizden sonra bir peygamber gelmeyeceği için toplulukları, milletleri, insanları da yönetecek bir mekanizmaya ihtiyaç var. Geçmişte bunların adı imparatorluktu, krallıktı, padişahlıktı, monarşiydi. Buna benzer yönetim şekilleri vardı. Yüce Allah'ın isteğiyle devlet denen olgular kuruldu. Bu olgular da genelde manevi insanların çalışmasıyla kuruldu. Devletin gerçek sahipleri manevi anlamda yetisi olan insanlar var. Ama onlar herhangi bir şekilde tabii ki milletvekili olamazlar, cumhurbaşkanı olamazlar, başbakan olamazlar. Piyasaya çıkıp ben işte devletin gerçek sahibiyim diyemezler. Makamda görevlerini yaparlar. Görevlilere görevlerini tevdi ederler. Görevliler de devlet namına herhangi bir kimliğe, herhangi bir ödeneğe, herhangi bir tahsisata gerek kalmadan kendi güçleriyle görevlerini yerine getirirler. Bizim gibi biz de görevimizi yapmakla mükellef olarak görevini yapmamakta direnenlere görevlerini hatırlatarak görevi kötüye kullanmalarını önleyecek disiplin mekanizmasının başındaki bir insan olarak, meriç tutumlar olarak görevimizi yaparız. Bir televizyon programında böyle bir vasiyet olmadığını söylesinler, çıkıp ben açıklayacağım demişsiniz. Tabii. Genelkurmay Başkanlığı bu vasiyeti de o dönemde reddediyor. Böyle bir vasiyet olmadığını söylüyor. Söylemiyor, öyle bir şey söylemiyor, yok. Gizli vasiyet yok diyor. Onu ben size şimdi hemen açıklayacağım. Sorunuzu tamamlayın. Genelkurmay Başkanlığı bu vasiyeti reddettiği zaman neden açıklamadınız? Reddetmiyor, hayır. Orada şimdi siz tiyatrocusunuz, daha iyi anlarsınız. Şimdi bir tiyatrocu bir başbakanı oynayabilir. Bir cumhurbaşkanını oynayabilir, bir sarhoşu oynayabilir, bir çok kuvvetli bir kabadayıyı, delikanlıyı veyahut da çok aciz bir sarhoşu oynayabilir. Ama kelime olarak Türkçe'de birçok kelime çektiğinizde başka yerlere de gider. Genelkurmay'ın açıklamasında şu var. 09-12-2013 Atatürk'ün vasiyetinin üzerine konulan 25 yıllık yasak 11-11-2013'te süre dolduğu halde, ki o da kanunsuz bir yasaktı. Normalde 1998'de Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu Paşa açıklayacaktı. Abdullah Öcalan'ı Suriye'den Beka Vadisi'nden çıkartmak ortamıyla F tipi yapılanmanın bir oyunuyla süreç yine uzatıldı. Başımıza Abdullah Öcalan'ı bela ettiler. Paket olarak verdiler. Sonuçta mesele şu. İnsanlar bir şeyi öğrenmek için, sırları öğrenmek için vakit beklerler. Yani Yüce Allah'ın makamında 3'ler, 7'ler, 12'ler, 40'lar bir emir verildiği vakit yukarıda, arş-ı alada o emir göklerden süzüle süzüle yeryüzüne, yani avama iner. Avam nedir? Halk. Hani İngiltere'de var ya avam kamerası. İşte burada Atatürk'ün gizlenen vasiyetinin içerisindeki konuda gizli vasiyet yok dediklerinde Genelkurmay Başkanlığı doğru söylüyor. Çünkü 1988 yılında açıklanması gereken projeler daha önceden uygulanması gerekiyordu. 1988 yılında açıklanması gereken varlığı, bilinmesi gereken vasiyeti 1964'te kasaları patlatıp 1960 ihtilalinde İsmet İnönü'nün başbakanlığı döneminde, ki düşünün bir cumhurbaşkanı tekrar başbakan olmak istiyor. Sırf bunu engellemek için. Rahmetlik babam Alaaddin Tumler de 12 Temmuz 1963'te göreve başlıyor. O zamanki göreve başladığı kurum Milli Emniyet Hizmetleri, Milli Amele Hizmetleri, MEHMA. Daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı kuruluyor. Aynı anda Amerika Birleşik Devletleri bunu organize ederken Yunanistan'ın istihbaratı EIP'yi de kuruyor. Bugünkü insansız hava araçları dahil birçok proje mikrofilmler halinde, başta ABD, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İngiltere'ye deşifre ediliyor. Kendileri gününden önce bu vasiyeti okuyup Genelkurmay Başkanlığı kasalarına Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Ankara Ulus Merkez Şubesi'nden taşıdıkları için, kendileri bu vasiyeti okuduğu için kendilerine sorulduğunda
yuvarlak kelimeler kullanarak, kelime oyunu yaparak gizli vasiyet yok diyorlar. Niye? Sizce niye? Kendilerine gizliliği kalmadı. Onun için biz de gizli vasiyet yok dendiğinde doğru söylüyor diyoruz Genelkurmay. Artık gizlenen vasiyet var. Bizim web sitelerimizde de isim www.atatürkungizlenenvasiyeti.com diye geçer. Atatürk'ün veraseti ve vasiyeti.com geçer. Atatürk'ün vasiyetnamesi.com geçer. Atatürk'ün gizli vasiyeti web sitemizin isminde de bu açıklamalar zaten yazar. Yani siz bir şeyi okuyup size gizliliği kalmadığında yemin etseniz, ayağınızı kaldırmadan Kur'an-ı Kerim'e el bile bassanız Atatürk'ün gizli vasiyeti yok. O kelimeyi deklare eden Genelkurmay'daki sözcü yemin etse başı aramaz. Çünkü kendilerine okuduğu için gizliliği kalmadı. Yani halkı aptal yerine değil bilinçsiz bir şekilde uyuyan insanlar sınıfına koyuyorlar. Mesele bu. Genelkurmay yani gizlenen vasiyet yok sözünü bugüne kadar söyleyemedi. Genelkurmay Başkanı'nı söylemiş olsa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan veya herhangi bir şekilde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar desin ki Atatürk'ün gizlenen vasiyeti yok. Meriç Tümler Beyefendi doğru söylemiyor desin. Onu basına düşsün. Siz alın onun çıktısını. 3 gün sonra Ankara'da biz basın toplantısı söyleriz ama o zaman şu gördüğünüz bütün hükümet ricali hepsi A'dan Z'ye Yüce Divan'da yargılanmak zorunda kalır. Onu da bildikleri için böyle saçma sapan deklarasyonları ara sıra yapıyorlar. Ama biz de onun cevabını veriyoruz. Hayır deyip de tekzip edemiyorlar. Bununla da ilgili zaten gazetelerde çıkan Atatürk'ün vasiyetini evren niye açıklamadı? 1990 tarihli 16 Mayıs gazeteyi de tekzip edemediler. Ve bunlarla da ilgili zaten bizim vasiyetin olduğu Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimliklerine, hakimlere yapmış olduğumuz başvuruların tamamında da hiçbir şekilde hakimler hayır böyle bir vasiyet yok diyemediler. Ve bunun en büyük canlı örneği de Muammer Aydın'dı. Bir gün babam rahmetli Alaaddin Tümler Beyefendi ile Ankara'da Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nde üye iken ziyaretine gittik 2005 tarihinde. Aynen şunu söyledi. Ben dedi bir gün dedi Alaaddin Tümler'in, Meriç Tümler'in dedi gelip beni bulacağını biliyordum dedi. Nereden biliyorsun dedi babam. Biz dedi o zaman dedi vasiyetle ilgili dedi gazetede dedi yazı çıktığında tekzip dedi edemezdik dedi. Çünkü böyle bir vasiyet var. Ama dedi bize dedi yukarıdan büyük bir dedi telkin geldi. Yani ihtar yani tehdidin yumuşatılmış hali telkin oluyor. Biz dedi dediler ki sakın gazete haberiyle ilgili Atatürk'ün vasiyetiyle gizlenen vasiyetle ilgili gizli vasiyetle ilgili dedi. Ağzınızdan bir tek kelime çıkmasın yoksa papaz oluruz. Ve bu insanı 2005 yılında biz görüştükten sonra daha Yargıtay 5 Hukuk Dairesi'nde üye iken daire başkanı olması veya Yargıtay Başkanlığı veya Genel Sekreteri daha olmadan Türkiye'nin en önemli, en büyük kaderini çizildiği bir kuruma başkan yaptılar. Sorun bana hangi kurum diye. Hangi kurum? Yüksek Seçim Kurulu, YSK'nın başkanı yaptılar. Altın tepside Muammer Aydın'a bu hizmetinden dolayı ağzından bir şey kaçırmadığı için Türkiye'nin en önemli kurumunun başına getirdiler. Yani oyların çift sayıldığı, mühürsüz oyların kabul edildiği, bilmem nelerin nelerin neler olduğu kurumun başına getirdiler. Yani düşünün biz Türk insanları olarak içerimizdeki bütün halklar Türk milleti denir. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün sözü var Genelkurmay Başkanlığı'nda haritanın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Kürt, Türk, Dars, Çerkez, Alevi, Sünni değişmez diyor. Vasiyetteki en önemli projelerden biri de eğitim öğretim projesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendi sağlığında altın nesil denilen gençleri yetiştirmek amacıyla yurt dışında İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de okumaya gönderiyor. Bunların en önemli bilinenlerinden biri İhsan Sabri Çağlayangil, Sadi Irmak ve birçok profesör Mustafa Kemal'in yetiştirdiği altın nesildeki öğrencilerdir. Kendisi de şunu vasiyetinde belirtiyor. Benim kurduğum kurumlardan toplanan gelirlerin tamamını Anadolu'daki fakir, mağdur, kimsesiz ailelerin çocuklarının eğitim ve öğretimleri ile ilgili giyim, kuşam, iaşe, barınma bedelleri dahil bu çocukları üniversite sonuna kadar okutun, karşılıksız burs parası verin ki bugün gençlere
KYK burs parası verip faizleri hoplattığı için hükümet iktidar da bunun faizini sildiği için seçim malzemesi yapabilecek bir konum ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal o günden söylüyor bu çocuklara diyor benim diyor kurduğum kurumlardan toplanan paraların tamamını karşılıksız burs parası olarak vereceksiniz diyor. Ve başarılı olanları yurt dışında master'a göndereceksiniz. Öyle Erasmus falan değil. Harbi gönderme. Ve meslek sahibi edindirdikten sonra kendi illerine yakın coğrafyalarda atamalarını yaparak devlete, millete, vatana, kendilerine, ailelerine faydalı birer birey haline getirilmesi için bu paraları burada karşılıksız burs parası olarak vereceksiniz diyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan Bey son zamanlarda hep ne duyduk? İş Bankası'na el koyacağız, hazineye devredeceğiz. Yani insanlar şunu sormuyor. Ya neden İş Bankası'na Atatürk'ün hisselerine sen el koyacaksın? Sana ne yaptı İş Bankası? Türkiye'nin değil, şu an dünyanın en önemli 100 büyük bankasından biri ki 1924 tarihinde kurulduğunda kurucu üye Gazi Mustafa Kemal Atatürk gelecekte Avrupa'nın diyor ilk 10 dünyanın diyor ilk 100 bankası arasına girecek diyor. Sonuç olarak Atatürk'ün vasiyetinden doğan bu kurumlardaki paralar ki çoğu satıldı, edildi. Vasiyet özel bir vasiyet. Tüm mal varlığını tüm Türk gençliğine bırakmış. Kürdü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i. Buna rağmen Eti Bankı, Sümer Bankı, Yalova Termal Tesislerini, Atatürk Orman Çiftliği'ni, 55 bin dönüm araziyi, Ankara'daki yeri boş beleş paralara kendi yandaşlarına peşkeş çekip satmışlar. Yani SEKA dahil. Yani düşünün. Yani şu kız kardeşimiz durumu iyi değil. Mağdur. Babası yok. Annesi de diyelim ki hasta. Bu çocuğun okuması lazım. Bu çocuk gidecek ondan bundan falan amcadan filan dayıdan para mı isteyecek? Falan amcadan filan amcadan para istediği vakit memlekette nasıl bir ortam olduğunu herkes görüyor. O kız çocuğunu kendine sezonluk, 3 yıllık, 4 yıllık üniversite sonuna kadar Türk dilinde olmayan bir dildir bu normalde ki Türklük şuurunda asla fuhuş, metres buna benzer kelimeler yoktur. O kız çocuğunu o adam ona burs verdiğinde kendine sezonluk, metres gibi, eş gibi yapacak. Yani işte Mustafa Kemal Atatürk şunu biliyor. Bir insan bir yere gittiğinde okula gidecek. Ne lazım ona? Yatacak yer lazım. Yemek yiyecek yer lazım. İşte bu yurtları da bunun için kurmuş. Çocuk esirgeme kurumunu da bunun için yapmış. Oradan da 5000 kız, 5000 erkek çocuğunu da özel, bilinçli, zeka yüzeyi yüksek olanları özel hücrelere bölüp yetiştirmiş. Ve bugün Fethullah Gülen ve çetesinin 15 Temmuz 2016'da yapmak istediği, başaramadığı o kalkışmayı da durduran aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün o 5000, 5000, 10.000 kişilik hücrelerdeki insanların çocukları, torunlarıdır. Bugün milyonun üstündeler. İşte bu yapı devletin gerçek sahipleridir. Atatürk şehit mi edildi? Tabii. Şimdi düşünün Mustafa Kemal Atatürk bir askeri daha ve birçok suikasti ve birçok gizemli olayı parapsikoloji denilen bir yani bilim dalı var. Bazı insanlar metafizik ortamlar diyor ama metafizik rahmani olmayan güçlerle yapılan bir ortam. Mistik diyelim. Yani psikolojik de ortada olan bir durum. Mustafa Kemal Atatürk birçok şeyi bilen bir insan. Yani İsmet İnönü'ye diyor ki İsmet geri çekilme. Bir saat sonra Yunanlılar geri çekilecek. Sakarya Meryem muhaberesinde. İsmet İnönü orada yığılmış. Bir saat sonra Yunan askerlerinin hattı geriye bırakıp orayı boşalttığını görüyor. Yani bir örnek daha vereyim. Allah-u Teala'nın arslanım dediği kainatın efendisi Peygamber Efendimiz'in Ehl-i Beyt'in babası Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Kerem-ül Evveci Efendimiz birçok savaşta Yüce Allah Hazreti Ali Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam'la da Zülfikar'ı göndermiş kılıcı yani adaleti temsil ediyor. Yüce Allah'ın adaletini sağlayan bir kılıçtır o. Düşünün o kadar ortamda en ufak bir yara almayan Hayber Kalesi'nin iki tonlu kapıyı İki eliyle söküp hendeğin üstüne köprü yapan Hazreti Ali Efendimiz'i kendi evinde denilen, mescit denilen, cami denilen yerde mi koruyamıyor? İşte buradaki operasyon şu manevi anlamda. Şehit olması gerekiyor Mustafa Kemal Atatürk'ün de. O da zaten şifreli olarak diyor ki beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Zehirleneceğini, zehirlenerek öldürüleceğini biliyor. Niye? Kalsa biri onu kurşunlasa, diyelim ki sırtından bıçaklasa onun itibarına Yüce Allah bir yerde gölge düşürür. Hani şimdi
İstanbul'da, Çukurova'da geçmiş kabadayların olduğu dönemlerde, daha mafyanın türemediği dönemlerde memleketin en kabadayısı kim falan. 15 yaşındaki tıfıl genç çocuğa al oğlum işte böyle yapacaksın, şöyle sıkacaksın, eline silahı verip o kabadayı vurdururlarmış madar etmek için. İşte Yüce Allah da kendi arslanım dediği evladını, Hazreti Ali Efendimiz'i, evladı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü kalleşçe zehirlenmesine müsaade ediyor. Fıtrat olarak biz Ehl-i Beyt Seyyidiz, Türk'üz. Bizim prensiplerimizde şu var: düşmanımıza bile biz kalleşlik yapmayacağız. O yaparsa da planımızı yapacağız, gereken sıkıntıyı biz vereceğiz. Hani bir söz vardır: yiğidi öldür, hakkını inkar etme. Biz de o sözü ıslah ederek diyoruz ki, adam yiğitse niye öldürüyorsun? Öldürdükten sonra onun hakkını versen ki ne olur? Varsa bir sorun, adamın gerçekten yiğit olduğuna inanıyorsan, otur, konuş, uzlaş, anlaş. Yani mesele biraz manevi anlamda Türklük şuuru ile düşünmekte. Bugünkü bizim yaşadığımız İslam, Peygamberimizin, Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Hüseyin Efendimizin, Kerbela şehitlerimizin, Kerbela olayından sonraki yaşanılan İslam değil. Muaviye'nin, Yezid'in, Ebu Süfyan'ın, Cade'nin, Yavuz Sultan Selim'e kekleyip yutturduğu, böyle Kur'an'dan değil, ayetlerden değil, içtihatlardan, surelerden değil de işte hadislere dayalı birçok din alimiyim diyen, din adamıyım diyen, para almadan Kur'an-ı Kerim okumayan, cenaze evine gittiğinde lahmacunun en iyisi gelmedi diye suratını asan adamların yüzünden bugün Türk milleti kendi dininden de, kendi geçmiş soyunun da ne olduğundan bir haber bir şekilde soyunu sürdürmeye, yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Son olarak vasiyette ne yazıyor? Vasiyette ne yazıyor? Sadece son 105. dosya dini konularla ilgili konuyu biz açıklamıyoruz. O da Yüce Allah'ımızın direkt destur verip operasyonu başlattığı manevi bir operasyonun olduğu, yani gökten diyor bekliyoruz diyor ilahi bir seda. İnsin diyor artık diyor Hazreti İsa, medeniyet diyor görsün mucize. Dünya sevinçle dolsun, ebediyen diyor olsun diyor sevince. Biz diğerlerini, hele de günü geçmişlerini, insansız hava araçları, bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922'de çizdiği bir projedir. Bugün Baykar, Bayraktar, Selçuk Bayraktar, babası Özdemir, kardeşleri Haluk Ahmet'in yaptığı, kendi başlarına bulduğu bir proje değildir. Onlar da 1964 yılında kasalar patlatıldığında, İsrail, Amerika, İngiltere'ye verildiğinde dünyada ilk insansız hava aracını yapan İsrail'dir. Adı Heron. Herkes bilir bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı Boynex, Türkçesi Anka kuşu, küllerinden doğan. Yani bu kadar güzel, devasa projeler var. Uzay teknolojisini ilgilendiren, Türk gençliğinin geleceğini ilgilendiren projeleri hiçbirini açıklamıyor. Üzerine yasak koyuyorlar, Kenan Evren. Ve ondan sonraki cumhurbaşkanlar da susuyor. Ama gelin görün ki dini konularla ilgili son dosyayı millet merak ediyor. İlk önce beklenen, geliyor gelmekte olan zat Hazreti Mehdi'yi, Türk Hakan'ını, Türk büyüğünü değil de siz bugüne kadar Türk milletinden saklanmış, Türk gençliğinin eğitim öğretim hizmetlerinde burs paralarının yendiği, iç edildiği, gençlerin okutulmadığı bir ortamdaki yapılan haksızlıkların, o projelerin yerine getirilmemesinin operasyonuyla ilgili hak arama mücadelesinde Meriç Tümler'in yanında olması gereken tüm Türk milleti, Türk gençliği sadece işte vasiyet ne zaman açıklanacak? İşte Hazreti Mehdi kim? Beklenen zat kim? Bunları merak ediyorum. Ben de insanlara diyorum ki ya siz onu niye merak ediyorsunuz? Sizin Atatürk gibi bir babamız var. Babamızdan çok bizi düşünmüş. Devlet kurmuş. Yani bugün şu stüdyoyu kurmanız için günlerce çaba sarf etmeniz lazım. Ayakta tutmanız için maddi imkanlarınızın oluşması lazım. Maddi imkanlarınız oluştu. Belli bir yere geldiniz. Çizginizi korumanız lazım. Çizginizi koruyamadıktan sonra küt düşersiniz. Yani biz vasiyetin açıklanmaması ile ilgili süreçte tüm Türk milletinin bütün tabakasını sürekli bilgilendirdik. Yani aklınıza gelen mesleğinizle ilgili, inşallah ondan daha iyi bir yere gelirsiniz. Sinan Çetin, Cihangir'deki stüdyosunda kendisini anlattık. Atatürk'le ilgili bazı konuşmaları vardı. Al dedik. Hadi sen bununla ilgili bir belgesel yap. Yapacağım dedi. Korkudan yapamadı. Siyasi cinayetler. Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi, Haydarbaş'ın öldürülmesi, Özal'ın öldürülmesi. Özal vasiyetin içerisindeki bilgileri gördükten sonra
Baktı ki ben bu vasiyeti dedi uygularsam ilk dosya Türk Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den, Rusya'dan, Çin'den, Hindistan'dan, Fransa, İngiltere, Almanya'dan daha büyük bir devlet olacağız. Niye dedi ben büyük bir devletin dedi Cumhurbaşkanı olmayayım Halil Turgut Özal olarak. Bununla ilgili 6 saat toplantımız var. Bir tane toplantımızın sürdüğü 6 saat. 2 saatlik, 3 saatlik toplantılar, telefon konuşmaları hariç Tevfik Ahmet Özal şahittir bunların hepsi. Yani sonuçta şu var. Sizin babanız size öyle bir servet bırakmış ki bahçenizde sizin mücevherler değil, yani altınların değil, dünyanın en önemli mücevherlerinin daha üstünde bir maden yatıyor orada. Ama siz sadece Hazreti Mehdi kim? Ne zaman gelecek? Vasiyeti okudun mu? Ne yapıyorsun? Bunları soruyor insanlar. Ben de insanlara diyorum ki ya diyelim ki Hazreti Mehdi'nin adını öğrendin. Türk Hakan'ı, Vasi'nin adını öğrendin. Ne yapacaksın? Çok güzel bir kızın var. Onu vereceksin kendine damat mı yapacaksın? Çok güzel bir bacın var. Vereceksin kendine enişte mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Sen ilk önce davaya, vasiyete sahip çık. Sen kendi benliğine sahip çık. Sen sana verilen dosyalara sahip çıkarsan zaten Yüce Allah da sen sahip çıktığın için sana yol gösterecek olan Zat-ı Muhterem'i zaten kendisi gönderecek. Bütün mesele bu. Yani sonuçta ne mutlu Türk'üm diyene derken o bir Türklük bilincidir. Bu sözü söylediğinizde gökyüzünde o kelimeler anlam kazanır, enerji sinerjiye dönüşür. Türk olduğunuz ruh anlamında insan ırkından ziyade Türklük bir ruh olgusudur. Yani bugün Türklük töresinde, yasasında iki kişi bir kişiye kılıç çekmez. Yani onu dövmez. Ama bakıyorsun Mersin'de, İstanbul'da, Adana'da 10 kişi, 20 kişi bir tane insanı darp ederken, linç ederken adam yere düşmüş. Bir de kafasına bambur gün bir ayağıyla vuruyor ya. Türklükte fuhuş yok. Türklükte kocası öldü diye bedenini satan bir kadın yok. Türklükte kadını öldü diye gidip başkasının karısına, kızına, avradına sulanan bir tane adam yok. Arap kültürünü peygamberimizi de Arapmış gibi göstererek Muaviye'den itibaren ki Kerbela'dan sonra Ehl-i Beyt Seyitler canını kurtarma mücadelesine, rızık mücadelesine düşmüşlerdir. Kendilerini Ehl-i Beyt Seyit diye piyasaya süren Muaviye'nin, Yezid'in, Ebu Süfyan'ın soyu hadisler adı altında kıytırık lafları kendileri yazmış, İslam'ı yozlaştırmışlardır. Yani Kadir Mısırlı oğlu, Kadir Mısır püskülü dediğimiz bu vatandaş da çıkmıştır. Ondan sonra 9'u 5 gece işte bir yere gidin sifon çekin. İşte yok anası şöyle, yok anası böyle. Zübeyde Hanım ağzı Kur'anlı, abdestli namazlı bir Türk kadınıdır. Biz de bu tip bir konuşma yapan oldu mu diyoruz ki bir kere ikinciyi konuşma, konuşursan seni paket ederiz. Senin anan da mı birlikte onunla aynı yerdeydi? Senin nenen de mi birlikte orada aynı yerdeydi? Nereden biliyorsun lan diyoruz. Demek ki senin anan da bozuk. Sen birinin anasına bir laf söylüyorsan demek ki senin ananda da bir şey var. Etme bulma dünyası. Yani sonuç olarak peygamber torununun devlet kurmuş, Yüce Allah'ın devlet kur diye yetki verdiği, kut verdiği kutlu şahıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmüş anasına bile laf konuşuyorlar. Bunu da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da gidiyor bu adamı hasta yatağında kendi üniforması olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli kurumlarından biri olan en yüksek bütçeye sahip Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başındaki adam artık Hristiyan'ın mı ajanı, Yahudi'nin mi ajanı, kimin ajanıysa ama bana kalırsa ne Hristiyan'ın ne Yahudi'nin ajanı, Rahmani olmayan varlıkların elemanı diye nitelendirebileceğimiz bir zat cübbesiyle sarıyla gidiyor hastanede saat 2'de mesai saati içerisinde görevinin başında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumu binasında olması gereken bu adam gidiyor Allah'ı tanımayan, Peygamber Efendimiz'le dalga geçen, Kur'an-ı Kerim'i basite alan Kadir Mısıroğlu'nu, Kadir Mısır püskülünü kafasında fesi cübbesiyle sarığıyla ziyaret ediyor. Bir de medyaya fotoğraf veriyor. Ben de buna yazı yazıp gönderiyorum. Diyorum ki sen dürüst bir bürokratsan görevini kötüye kullanma. Sen
maaş alıp millete namaz kıldıran bir ekibin başındasın ki para verilerek kimseye namaz kıldır denilemez. Dinimizde böyle bir olgu da yok. Gönüllü olarak biri gelip imamlık yapar, öteki müezzinlik yapar. Bu Alevilikte de böyledir. Olmayan Sünnilikte de böyledir. Yani vasiyetteki dini konularla ilgili en önemli dosyadaki ana tema bu vasiyet açıklandığında gerçek İslam, gerçek Müslümanlık, gerçek din yaşanacak. Modern Müslümanlık, gerçek laiklik, hilafet makamı Peygamber Efendimizin asil Türk soyuna geçecek. Onlar da zaten laiklik sistemini kuran Peygamber Efendimiz'dir. Devam ettiren Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dünyada Yüce Allah'ımızın adaletini yeryüzünde tesis edecek o kutlu zat başa geçecek. Onun için de tabii ki İstemiller Türklük kısvesi altında Ermeni bile olmayan, Yahudi bile olmayan, Hristiyan bile olmayan bir takım şeytaniler, reptilyan, köpek soyu, yılan soyu insan silüetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizi, kutsal toprakları habire yönetmeye çalışıyorlar. İşte Meriç Tümler ve ekibinin, Alaaddin Tümler ve ekibinin yaptığı olay bu pis şeytani sarmalı kırmak. Zor oyunu bozar. Yani biz önce imanımızla, sonra bileğimizle, zekamızla biz bu pis oyunu bozmak için disiplin mekanizmasının başında olan insanız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yüce Allah'ım, Yüce Türk milletini, Yüce Türk devletini, Yüce Türk devletinin gerçek sahiplerini ve onların yanında görevli insanları ve asil Türk gençliğini bir an evvel bu vasiyetin açıklandığını görmeye ve uygulanmaya ve bunu uygulayacak olan insanın yanında olmaya nasip etsin. Ve tüm dünyada artık kötülükler bitsin, iyilikler kazansın. Artık insanların şerefini, namusunu, bedenini satmadan, kişiliğini, zihniyetini ve cinsiyetini bozmadan, başkasının eline kötü bir şekilde düşmeden huzur içerisinde yaşayacağı, oğlunu, kızını, evladını, ev kirasını düşünmeden, gelinini, giderini düşünmeden adam gibi yaşayacağı bir ortama kısır döngüden çıkarıp gerekeni yapmayı artık bu vasiyetin açıklanmasıyla nasip etsin inşallah. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlarımız da sorabilir. Vasiyet tam olarak nerede saklanıyor? Özel bir yerde. Girişi izniniz var mı buraya? Aslı çok özel bir yerde saklanıyor. Manevi anlamda yani kutsal sayılabilecek korunaklı bir yerde saklanıyor. Vasiyetin zaten sureti bizim anahtarları olan bir banka kasasında zaten mevcut. Daha da güzel bir soru sormanı isterim tabii. Vasiyetin nüshaları var yani. Tabii ki. Ve ayrıyeten bir şey daha söyleyeyim. Bu çok önemlidir. Dikkat edilmesi gereken bir şeyi söylüyorum, dikkat diyorum. Aytunç Altındal dahil bu bilgileri hep bizden alıyordu belgeleri ve konuya dikkat çekmek için başında da dikkat diyordu. Hani Sedat Peker'de kendine yapılan haksızlıklara karşı gelirken diyor ya, seni hasta edeceğim. Ondan sonra da tedavi edeceğim. O sistemi o bizden öğrendi. Biz bu vasiyete kim kötülük yapıyor? Ona ilk önce iyilikle görevini hatırlatıyoruz. İyilikle diyoruz ki yapma. Görevi kötüye kullanma. Bu vasiyet senin menfaat temin ettiğin herhangi bir ülkenin ajanından, elemanından daha değerli. Şerefini, namusunu 5 kuruşluk bir paraya, pula, arabaya satma. Gel adam gibi vasiyetin gereğini yerine getir diyoruz. Onlar da dinlemeyince biz de Allah'ın izniyle çıkıyoruz, operasyon yapıyoruz. Manevi alemden de yardımlarımızı tabii ki alıyoruz. Ondan sonra vasiyeti saklayanların tamamını hasta ediyoruz. Siz bugün çıkın Kemal Kılıçdaroğlu'na sorun. Ben 2 sefer dosya gönderdim. İsa Gök'le, Vahap Seçer'le milletvekilliği döneminde. Sorun Vahap Seçer'e, sorun İsa Gök'e. 52. katta bürosu var. Eski baro başkanı gidin Atatürk'ün gizlenen vasiyetiyle ilgili Meriç Tümler dava adamı büyüğümüz size Kemal Kılıçdaroğlu'na dosya vermeniz için gönderdi mi? Siz götürüp vermişsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu size ne dedi? Meriç Bey'e söylemişsiniz. Bize de söyler misiniz? Mersin'deki Türk gençliği olarak sizden bunu istiyoruz deyin. Yani Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında oturan Kemal Kılıçdaroğlu
Kasım ayında diyor çok önemli bir şey açıklayacağım diyor. Herkes duyacak. Herkes küçük dilini yutacak. Herkes şaşıracak diyor. Bunu derken vasiyetten bahsediyor ama vasiyeti açıklarım, varlığını söylerim anlamında konuşmuyor. Recep Tayyip Erdoğan'a diyor ki senin diyor süren doldu. Dış güçler bana destek veriyor. Hadi buyur yolumdan çekil. Çekilmezsen vasiyetin varlığını ben açıklayacağım. Seni yakacağım. Niye? Sen Cumhurbaşkanı olarak hukuken görevini yapman gerekirdi. Yapmadın ben de seni yakacağım demeye getiriyor. Yani arkadaşlar vasiyetin açıklanması için hiç kimsenin herhangi bir gezi olayı gibi herhangi bir provokatif eyleme girmesine gerek yok. Sadece her gün Cumhurbaşkanlığı sitesine, mail adresine, CİMER'e Atatürk'ün ölümünden 50 yıl sonra açıklanması gereken şu an 34 yıldır gizlenen vasiyeti ile ilgili neden açılan davalarda suskun bir şekilde susmaya devam ediyor? Dava sahibi Meriç Tümler'i neden siz insanların görmemesi için cevap dahi veremiyorsunuz? Atatürk'ün gizlenen bir vasiyeti var mı yok mu? Lütfen cevap verin diye yazın. CİMER size iyi veya kötü bir cevap verecek. Yani yapılması gerekenleri artık Türk gençliği, özellikle Türk kadınları, özellikle Türk genç kızları yapacak. Sebebine gelince Mustafa Kemal aynı Peygamber Efendimiz gibi Arapların cahiliye döneminde yani bu Vahhabi Arapların Suudi Arabistan'daki Ebu Süfyan, Yezid, Maviye soyunun o günkü ataları kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyordu sözünden ben geçenki programda anlattım. Oradaki konu da şu. Yani diyelim ki bir kız çocuğu hasta. Down sendromlu veyahut da menenjit geçirmiş. Yürüyemiyor, sakat. Ondan kurtulmak için o kız çocuğunu diri diri toprağa gömüyorlar. Eğer ki bütün kız çocuklarını toprağa gömmüş olsalardı bugün Suudi Arabistan'da bir tane kadının kalmaması lazımdı mantık olarak. Yani eşyanın tabiatına ters bir olayın gelişmesi lazımdı. Yani işte burada Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını Peygamber Efendimiz yapmış. Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Efendimiz. O çocukların da artık bakılması gerektiğini, diri diri gömülmemesi gerektiğini o halka bir şekilde kabul ettirmiş. Yani Mustafa Kemal Atatürk'te 10 tane evlatlığı var. Bunun 8 tanesi kız, 2 tanesi erkek. Abdurrahim Tuncak, Sığırtmaç Mustafa. Yani sonuç olarak siz şu an 18, 16, 17, 19 yaşlarındasınız. Siz bugün eğer ki rahatlıkla bu ülkede herhangi bir şekilde kimsenin sıkıntısına maruz kalmadan yaşayabiliyorsanız bunu önce Yüce Allah'a, sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Efendimiz'e ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı'nın vermediği 4 tane kadının bir şahit sayılmadığı mirasta 2 hak erkeğe bir hak kadına dendiği bir ortamda sizi eşit duruma getiren tek evlilik nikahı resmi nikahı dayatan bununla ilgili kanunu çıkaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçlusunuz. Onun için sizler ilk başta annenize, teyzenize, halanıza gördüğünüz herhangi bir bayana, kız kardeşinize, ablanıza şunu söyleyeceksiniz. Atatürk'ün gizlenen bir vasiyeti var. Bu vasiyete Atatürk'ün Türk gençliğinin bir ahde vefa borcu olduğunu hepimiz bilip bir an evvel hukuki manada hukuksal platformlarda hepsini yerine getirip vasiyetin açıklanmasında kısa bir geçiş süresini yani rahat bir ortamda sağlamak için görev erkeklerden çok size düşüyor. Çünkü bir kadın, bir anne istediği an kocasına, oğluna, kardeşine yaptırımda bulunabilir. Hiçbir erkek annesiz veya eş veya kadın olmadan o evde keyif sürerek yaşayamaz. Çamaşırını onun gibi yıkayamaz. Bulaşığını onun gibi yıkayamaz. Yemeğini onun gibi yapayamaz. Onun yemeğe veya keki yaparken koyduğu sevgiye aynı sevgiyi veremez. Yani aşçıların çoğu erkektir ama o çalışma ortamıyla ilgilidir. Buyurun. Sorum şu, dikkatle dinledim sizi sonuna kadar. Vasiyetle alakalı eğitim öğretim Mustafa Kemal Atatürk büyüğümüz. Şu anki eğitim öğretim sisteminde ciddi anlamda sürekli bir şeyler değişiyor ve inanılmaz şekilde gençliğimizin geleceğe dair deformasyonu oluyor. O okuduğunuz, gördüğünüz vasiyette mesela şu anki eğitim sistemimiz 1914'teki Rusya'nın Prusya eğitim modeli tamamen
1946 Albright Amerikan modeli. Okuduğum bir kaynaktan ben alıntı yapmadım. Demek istediğim şey şu. Gerçekten eğitim sistemiyle alakalı geleceğe dair, yani bu gençliğimizin geleceği, ülkemizin geleceği için güzel şeyler var mıdır bilmiyorum. Sadece sorun. İşte Evliya Bey kardeşim, şimdi ismini kim koymuş senin? Baban mı, annen mi? Babamın annesi. Babanın annesi. Memleketin nere? Buralıyım, Tarsus. Tarsus. Kırıkkale. Evet. Şimdi ben Tarsus'ta 19 yıl kaldım. 1982-2001 arası mübarek bir yerdir. Dün de oradaydım, Eshab-ı Keyif'teydim. Atalarımızın Evliyullah makamı olan Hacı Ali Zülfikar, Şeyh Zülfon'un ve Halepli Hasan Efendi'nin yanındaydım, Zeynep Hoca'nın. Bugünkü eğitim, öğretim, hizmeti dahil, teknolojik gelişmeler dahil, her şeyin Türk milletine, Türk gençliğine bila bedel, yani parasız ve ebed müddet ortamında ebediyen, yani Mustafa Kemal Atatürk'ümüz diyor ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilel ebed payidar kalacaktır. Olması için vasiyetin bir an evvel açıklanma sürecine sancısız bir şekilde, provokatif bir eyleme maruz bırakılmadan, vasiyetin açıklanmaması için herhangi bir topluluğunda kışkırtılmadan, başka bir olay çıkartılıp buraya dikkat çekip olayı da aksattırmadan, bir an evvel nezaket dilinde, kimseye hakaret küfür etmeden, artık Türk gençliği olarak hepimize görev düşüyor. Siz de görevinizi bir zahmet yapınız. Yüce Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için ortamında var olacağız. O birimiz Peygamber Efendimiz, Kainatın Efendisi, Hazreti Ali Efendimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk insanı. Hepimiz birer değerli varlıklarız. Kendi değerimizi bilelim. Eyvallah. Teşekkür ederim.